Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda hem bundan sonraki gelecek olan 4 video ile alakalı duyuruyu hem de o videolar için sizlerin görüşlerini ve önerilerini alacağım bir video olacak. O yüzden sizlerden ricam bu videoda mutlaka 4 birleşmiş olan serverda oynuyorsanız o serverlarla alakalı şu anki durumuyla alakalı ve geleceğiyle geleceği hakkında görüşlerinizi mutlaka yorumlarda yazın. Çünkü bundan sonraki 4 videoda sizin yorumlarınızı da kullanacağım. Yorumlarınızı da değerlendireceğim. Nedir bundan sonraki gelecek olan 4 videonun konusu? Efendim biliyorsunuz 4 tane server birleşmesi yaşadık Night Online'da ve bu 4 tane birleşmiş olan server'ın şu anki durumları nasıl? Bundan sonrası nasıl olabilir ve gelecekteki durumları nasıldı? Yani işte atıyorum Altar Vega Sirius birleşti. Ne oldu? Dreads mı oldu? Bu Dreads serveru abi Altar Vega Sirius'ken nasıldı? Altar Vega Sirius'un GB fiyatları neydi mesela? İşte Dreads olduğunda üçü birleştiğinde ne oldu? Bundan sonra ne olabilir? Oyuncu durumu işte 3 server nasıldı? Birleşmede nasıl oldu? Yeni bir oyuncu girdi mi? Veya var olan oyuncu küsüp bıraktı mı? ve serverların genel olarak bu birleşmiş olan serverların genel olarak durumlarıyla alakalı video serisi olacak. 4 tane video yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz gelin önce bu 4 server nedir? Belki bilmeyenler vardır. İnternet sitemizde yazdım. Yazıya bakalım. Sizlere bir göstereyim. Ardından devam edelim. Şimdi sitemizde şöyle bir yazı paylaştım. Ben Night Online serverların kronolojik birleşme listesi diye. Ee, bu şeyde en eskiye en geriye dönük server birleşmeleri işte Ares ama hangi Ares hangi serverlarla birleşmiş Ares gibi girip bu detaylara bakabilirsiniz ama ben size hızlıca 4 tane server birleşmesini okuyayım. Ares guardian birleşmesiyle biliyorsunuz Oreat diye bir server geldi karşımıza. Ulan şu iki efsane server'ın da adı tarih oldu ya yanarım ona yanarım ha. Rosetta ve Olympia birleşti. Minark oldu. Yeni server. Steam serverında da bir birleşmemiz oldu. Ve Steam'de bir tane server kaldı bu birleşmeden sonra. Cyper, Patos ve Halskarem birleşti. Zion oldu. Altar Vega Sirius birleşti. Dreads oldu. Ve yakın tarihte bu 4 yeni server birleşmesiyle 4 serverın birleşmesiyle oluşan yeni nur topu gibi birleşmiş serverlarımız oldu. Şimdi bu birleşmelerden bazıları hayırlı bazıları sıkıntılı oldu. Bazıları olumlu bazıları olumsuz oldu. Özellikle Steam'deki birleşmenin ardından çıkan GB bug videoları işte Peler'in bug'ı olayıyla Steam'de gidişat kötüye döndü. Ama şu anki durumu nedir ne değildir net bir video hazırlayacağız ve ilk video zaten Steam serveru olacak bu olumsuz gidişattan dolayı. Belki bilmeyenler vardır kanalımızda bir video paylaştım ben Steam'deki bu pelerin bug'ı ile alakalı o videoyu paylaşan kişi yayınımıza katıldı açıklamalar yaptı işte şurada çektim burada çektim şu oldu bu oldu diye yayında konuştu ben de o yayının kesitini YouTube'a yükledim isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Hani genel olarak oradaki durum da şu, pardon, özet olarak oradaki durum şu. Yaklaşık 60-70 bin GB gibi çok büyük bir paradan bahsediliyor. Servera giren işte banlanan karakterler, işte trade'i blok olan e, oyuncular vesaire falan. Tabi şu anda hepsinin trade'i açık yanlış bilmiyorsam. Ama dediğim gibi serverdaki bu birleşmenin ardından çıkan sıkıntılı durum serverı tabii ki olumsuz etkilemiş olacak. Bunu da ilk videoda değerlendireceğiz. İlk videoda konuşacağız. O yüzden bu videoda yazacağınız yorumlar çok önemli. Özellikle Steam serverında oynuyorsanız bu videoları canlı yayında yapacağız. Twitch canlı yayınında olacak ve oradaki canlı yayının kesitlerini derleyip YouTube'a video olarak yükleyeceğim. O yayınlara mutlaka katılmanızı, serverınızla alakalı, oynadığınız serverla alakalı görüşlerinizi, fikirlerinizi ve geleceği hakkında Tahminlerinizi mutlaka buyurun gelin yayında konuşalım. Burada yorum yazın yorumlarınızı ben alayım keseyim bir sonraki videoda kullanalım. İşte şu kullanıcı şu server hakkında bunları söylüyor bunlar olabilir diyor şeklinde hem insanlara bir buraya başlayacak olan oyunculara bir ön fikir olsun hem de serverinizle alakalı genel bir durum değerlendirmesi olsun. Yayınlara katılmanızı dediğim gibi mutlaka bekliyorum. Bu videonun altına yazacağınız yorumları mutlaka bekliyorum. Hangi serverda oynuyorsanız bu 4 birleşmiş serverdan bahsediyorum. Hangisinde oynuyorsanız o serverun şu anki durumu, geçmişteki durumu Alta Vega Sirius GB'si şu kadardı, bu kadar oldu. Oyuncu durumu şöyleydi. Birleşmeden sonra böyle oldu diye uzun uzun yazacağınız yorumlar benim için çok önemli. Bir sonraki videoda de kullanacağım değerli yorumlar olacak mutlaka bu görüşleri belirtmeyi ihmal etmeyin. Üşenmeyin. Yazınız efendim. Yazınız ya. Bakın biz o kadar uğraşıyoruz. Sorumunuzla alakalı e, videolar yapıyoruz. Yayınlar gelecek. O yayınlara insanlar katılacak. Sizler de yorumunuzu yazın. Elimden geldiğince dediğim gibi e, şey davranacağım bu konuda. Kesinlikle hani kimsenin sorumluluğunu kötülemek veya e, aman işte bakın burası çok iyiymiş demek gibi bir niyetim yok. Çünkü bundan zaten benim bir Aydam yok. Ben Pandora'da oynuyorum gördüğünüz gibi. Bu birleşmiş olan serverlara oyuncu girmiş çıkmış beni ilgilendiren bir durum değil. Tabii ki herkesin e, serverı kendine özeldir, kendine güzeldir. Ama doğruları da konuşmak lazım. Çünkü yayınlarda insanlar soruyor. İşte ben Altar ve birleşmesinden sonra buraya başlayacağım durumu nasıl diye. Onlara da bir ön fikir olması açısından böyle hani ne derler subjektif videolar olacak, tarafsız videolar olacak. Kimsenin serverını ne kötülemeye çalışacağız ne de yüceltmeye çalışacağız. O yüzden zaten sizlerin görüşleriyle birlikte bir video olsun istiyorum. Sadece ben girip Steam'de A işte GB bu kadarmış, fiyatlarda şu kadarmış. Hadi bakalım deyip çıkmaktansa işte bakınız PK durumu şu an bu öncesi. Bu önceden GB, bu şimdi bu. Önceden oyuncu durumu bu. Şimdi bu diye böyle bir content düşündüm. Böyle bir video serisi düşündüm. Bu dört videoda elimden geldiğince güzel bir şekilde bu serverların sizlere durumunu aktarmaya çalışacağım. izleyicilerle birlikte. Bu video bu kadar. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Mutlaka yorumlarınızı, görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda kullanacağım. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.